Azerbaycan'a gideceğiz. Şimdi sevgili seyirciler ülkede bugünden itibaren 40 yaş üstü vatandaşlara aşı uygulanması yapılmaya başlanacak. Milletvekillerine de aşı uygulanıyor. Ülkedeki son durumu alacağız. Bakü muhabirimiz Fatih Avanos Şeki'den bugün yayınımıza katılıyor. Nedir salgında son durum aşı uygulamasında 40 yaş üstü de bugün başlayacak dedik. Ayrıntılar alalım senden. Evet, Azerbaycan'da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bir yandan tabii aşı uygulamaları devam ediyor. Bir yandan tedbirler arttırılıyor. Çünkü Şubat ayında günlük 100 olan vakalar artık son bir haftada bine ulaşmış durumda. Aşı uygulamasıyla başlayalım. Bugün itibariyle 40 yaş üstü vatandaşlar da artık Azerbaycan'da aşı olabilecek. Şu ana kadar Türkiye'den gelen, Çin üzerinden gelen Sinovaclar e, uygulamada kullanılıyordu. Tabi yakın zamanda birkaç ay içerisinde AstraZeneca ve yine Pfizer-BioNTech gibi aşılarında Azerbaycan'a geleceği açıklanmıştı. Şu ana kadar 500 bin Azerbaycanlı aşı uygulamasında e, aşı yaptırdığını ifade edebiliriz. İlk etapta tabii 80 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlardı e yine Savunma Bakanlığı ve askerlere yapılmıştı, sağlık çalışanlarına yapılmıştı artık 40 yaş üstü vatandaşlara da aşı uygulamasının başlandığı bugün itibariyle duyuruldu. Milli Meclis'in üyeleri, milletvekilleri de yine bugün itibariyle aşı uygulamasına katıldıklarını ifade edebiliriz. Ülkeye bakacak olursak Son 24 saatte 814 yeni vaka tespit edildi ki e, tabi Nevruz bayramıydı insanlar sokaklarda değildi kutlamalar yoktu buna rağmen oldukça yüksek bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. 342 kişi ise son 24 saatte sağlığına kavuştu 12 Azerbaycanlı maalesef hayatını kaybetti. Genel tabloya bakacak olursak Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 246.304'e ulaştı sağlığına kavuşanların sayısı da 232.870. 76 oldu. Ülkede artık mevcut hasta sayısı 500'lere kadar düşmüştü. 10 bini geçmiş durumda Coşkun Özen. 10 kişi şu an koronavirüsle mücadele ediyor hastanelerde ve 3351 kişi ise maalesef koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Günlük 8-10 bin dolaylarında test yapılıyor Azerbaycan'da ve test yapılı, yapılan sayıda 2 milyon 776 bin 535 oldu. Yani ülkenin dörtte biri test yaptırmış oldu. Diğer taraftan tabii geçtiğimiz hafta itibariyle Gürcistan'la uçak seferleri başladı. İlke sınırlar hala komşularla kapalı. Sadece Türkiye'ye seyahatler vardı. Gürcistan'a da başladığını ifade edelim ve ülkede genel anlamda 1 Haziran'a kadar koronavirüs karantina döneminin uzatıldığını ve 1 Haziran'a kadar da yine toplu ulaşım araçlarının hafta sonu çalışmayacağını ifade edelim. İçerisinde bulunduğumuz 9 günlük resmi tatilde de yine ülke çapında hiçbir toplu ulaşım aracı faaliyet göstermiyor. Yavanoz aktardı. Azerbaycan'daki son durumu salgınla ilgili Sevgili seyirciler dünyada.